Birisi demiş ki ben hayatımda hiç tatile çıkmadım. Şu olduğumda da çıkmadım, bu olduğumda da çıkmadım diyenler olur. Profesyonel hayatta onlara şöyle bir söz söner. Demek hiç çalışmamışsın denir. Çalışan her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır. Zira ben tatilde yapmadım açıkçası. Sayılmaz 2-3 gün aslında gayet doğal bir eş ve baba mesuliyetiyle başta küçük kızı olmak üzere eşini ve çocuklarını görmeye gittim ve tekrar işimizin başında olduk. Elbette ki tatili konuşacaklar. Yarın yetinmeyecekler, gözünün üstünde kaşı var diyecekler. Hafif sağa şöyle baktı, sola böyle baktı diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Çok önemli değil. Bu denli takip edilmek güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey. Biz işimizin ne kadar ciddi bir iş olduğunu, ne kadar ciddi bir meseleye sahip olduğumuzun farkındayız. Önce bunun altını çizelim. Ama bizi bu yönüyle takip eden insanların da aynı şekilde hani bizde bir başarısızlık ne bulabilirler, nasıl bir gedik açabilirler arayışındalar. O da normal ama farkında değiller ki Ekrem İmamoğlu'nun özgüveninin, kendine olan o sonsuz güveninin asla altında bir kibir ve megaloman tavır yok. Onun arkasında 10 yıldır yetiştiği sapasağlam Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var. Elbette ki ülkemizin gündemi var. Şehrimizin sorunları olduğu gibi. Ülkemizin gündemine duyarsız bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma şansımız yok. İstanbul 16 milyona yakın insanın yaşadığı, hatta daha aktif nüfusuyla 18 milyon desek yanılmayız. Böyle bir büyük nüfusa sahip bir kentin neredeyse de Türkiye'de 4 kişiden birinin yaşadığı bir kentin belediye başkanı iseniz herkesin duygusu, herkesin yaşadıkları, herkesin problemleri elbette sizi de ilgilendiriyor. Yani bizi İzmir'de yanan ormanlar da ilgilendiriyor. Bizi Kaz Dağları'nda yok edilen ormanlar da ilgilendiriyor. Elbette ki bir kadına gösterilen şiddet de bizi ilgilendiriyor. Elbette ki Karadeniz'de yaşanan sel de bizi ilgilendiriyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla ortaya koyduğu yönetim ve yönetici karakteriyle tüm sorunlarla ilgilenmek zorundadır. Siz Türkiye'nin lokomotif gücüsünüz. O bakımdan Türkiye'de yaşanan hukuksuzluk varsa o da bizi ilgilendiriyor. Yani milletin iradesi yok sayılıyorsa buna karşı söz söylemek de bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü biz asla haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı susanlardan, kafasını kuma sokanlardan olmayacağız. Ona dilsiz şeytan denir. Biz onlardan değiliz. Çok net. Malazgirt zaferinin yıl dönümündeyiz. Malazgirt zaferi bir milletin bu topraklara giriş anıdır. Aynen Nazım'ın söylediği gibi. Bir kısrak başı gibi uzanarak hissedilen o coğrafyanın hakimi olan bir millet, aynı zamanda bu topraklarda yaşayan milletlerle de kucaklaşma anıdır, birleşme anıdır. Aynen İstanbul'un fethinde bu şehirde yaşayan insanlarla o dönemin, o tarihin en çağdaş tavrını ortaya koyan Fatih Sultan Mehmet gibi. Dolayısıyla Malazgirt zaferinin ruhunu sadece bu topraklarda bir savaş kazanmak ya da bir işgal etme ruhunun dışında
sonrasında bu topraklarda var olan erenleriyle, güzel insanlarıyla, insanlara sevgiyi, saygıyı ve bir arada yaşama kültürünü ortaya koyan güzel örnekleriyle kutlamak ve hissetmek gerekir. Ben bu duygularla Malazgirt zaferi kutlu olsun diyorum. Tabii tatille ilgili göndermeler ne yazık ki bitmiyor buna. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılması çok enteresan. Çünkü 94 yılından beri 25 yıldır İstanbul'u yönettiğini, kendileri belediye başkanlığı yaptı, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık dönemi var. Yine kendi siyasi partilerinin belediye başkanları var. Yani 25 yıldır ki birçok defa ne yazık ki ölümcül seller yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybetti. Bu kadar yılı kalkıp bir güne 2 aylık, hatta 2 ayda değil 40 günlük süreç içerisinde bana yüklemeleri ve bunu bir tatile bağlayarak bu şekilde vatandaşa şikayet etmeleri çok üzücü, şaşırtıcı. Zira her şeye rağmen İstanbul'da bir olay olmuştur. Bir sel yaşanmıştır ki ben hemen orada oldum. Dilerdim ki Sayın Cumhurbaşkanı tatildeyken, sanıyorum Urla'da, tam emin de değilim neresi olduğunu ama tatildeyken kendileri beni arasalardı da bir geçmiş olsun dileselerdi. Ya da yani benimle süreci paylaşsalardı daha önemli ve daha değerli bir davranış olurdu diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de hani bu tatil meselesinin toplumda bir karşılığı yok. O bakımdan da hani bu konuyu bu kadar uzatmalarının bir anlamı da yok. Kamuoyu araştırmalarını severler, yapsınlar. Baksınlar orada İmamoğlu'nun nasıl çalışkan bir karaktere sahip olduğunu ve bunu ispat ettiğini görürler. Bence o mevzu kapanmıştır.